Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber güveçte patates, böreli, tavuk sote tarifi hazırlayacağız. Gerekli olan malzemeler: birkaç tane patates, orta boylu soğan, yeşil biber 1 adet ve 1 adet domates, yarım kilo tavuğun göğsü, tuz, yarım tatlı kaşığı pul biber, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı kekik, sarımsak pudrası, yarım çay bardağı süt. Şimdi tavuğumuz küp küp şekilde doğrayalım. İstemediğimiz yerleri çıkartıyoruz. Evet, şu büyüklüğü olacak gördüğünüz gibi. Şimdi biberimiz küçük küp küp şekilde doğrayalım. Evet, öyle gördüğünüz gibi. Şimdi soğanımızı doğrayalım. O da küp küp şekilde doğrayacağız. Domatesimizi soyalım. Şimdi domatesimiz küp küp şekilde doğramaya başlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi ocağımız bir tava koyalım. İçerisinde bir miktarı zeytinyağı koyacağız. Doğradığımız sabunumuz tavamız içerisinde koyalım. Her anı karıştıracağız. Suyu çekene kadar. Şimdi doğradığımız yeşil biberimiz ve soğanımız koyalım. Azıcık birbiriyle karıştırıyoruz. Üstünü kapatalım. Soğanımız azıcık irene kadar bekleyelim. Soğanımız biraz iridikten sonra domates salçamızı koyalım. Birbiriyle azıcık karıştırıyoruz. Şimdi doğradığımız domatesimizi ekleyelim. Biraz birbiriyle karıştırıyoruz. Bir miktarı tuz koyalım. Tuzun miktarı size bağlı. Şimdi kekiğimizi koyacağız. Pul biberimizi de ekleyelim. Bir miktarı sarımsak pudrası da koyacağız. Birbiriyle karıştırıyoruz. Üstünü kapatıyoruz. 10 dakika kadar ocağımız üstüne bekleteceğiz. Şimdi artık patatesimiz ezilmeye başlayacağız.
Evet, hepsini aynı şekilde tüm patatesimiz yapıyoruz. Şöyle hepsini ezildim. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar tereyağını ekleyeceğim. Birbiriyle gayet iyi bir şekilde karıştıralım. Bir miktarı tuz koyalım. Bir miktarı su koyalım ve karıştıralım. Sütümüzden kalan miktarı döküyoruz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi güvecilerimizi alıyoruz. İçerisinde ilk önce patates karışımımızdan koyacağız. Yerleştireceğiz şöyle. Peçlerimizi alıyoruz. İçerisinde patates karışımımızdan koyacağız. Şu şekilde olan fırın tepsimi getirdim. Ya da sizler de istediğiniz fırın tepsiyi kullanabilirsiniz. Neler varsa sizde onu kullanın. Şimdi içerisinde kalan patates karışımını koyacağız. Şimdi tavuk karışımımızdan patatesimiz üstüne koyalım. Evet, kalan miktarı da koyuyoruz. Kalan tüm miktarı fırın tepsimiz içerisinde koyacağız. Şimdi tavuğumuzu yerleştiriyoruz. Beşamel sosu hazırlayalım şimdi. 2 su bardağı süt, karabiber, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, tuz. Bir tencere alalım. İçerisinde ilk önce tereyağımızı eritelim. Tereyağımız eridikten sonra unumuzu koyalım. Şimdi sütümüzü döküyoruz. İyice birbiriyle karıştıralım. Karabiberimizi koyalım. Ve bir miktarı tuz. Birbiriyle karıştıracağız. Kıvamı kalınlaşana kadar karıştıralım. Evet, şöyle kıvamı gayet iyi bir şekilde oldu. Şimdi beşamel sosumuz koyuyoruz. Hepsini üstünde beşamel sosumuzdan koyalım.
Beşamel sosumuzu rendelenmiş kaşar peynirimizden beşamel sosumuzu üstüne koyalım. Peynirimizi yerleştireceğiz. Fırın tepsiyi içerisinde koyalım. Fırın sıcaklığı 220 derece olacak. Alt üst ayarladım. Rengi azıcık narlaşana kadar bekleyelim. Evet, gayet iyi bir şekilde narleşti. Şimdi fırından çıkartıyoruz. Evet, gayet iyi bir şekilde narleşti. Şimdi fırından çıkartıyoruz. Evet, şu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi. Gayet iyi bir şekilde pişti. Tadı da harika oldu. Evet arkadaşlar, bugün tarifim için son şekli budur. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.